Fakat aynı zamanda ahlakın tek kaynağı din midir? Yani başka kaynakları olamaz mı? Mesela adam hiçbir dine inanmıyordur ama bir erdem anıtı gibi yükseliyordur. Kesinlikle. Bu adamı nereye koyacağız? Bunu hocam bir dakika tartışacağız. Bunu tartışalım tabii. Biraz. Hani bu böyle biraz felsefi de bir tartışma. Yasin Hoca da katılsın istiyorum. İhsan Ali Açık da katılsın istiyorum. Biraz bunları konuşalım. Evet, İhsan Ali Açık. Dindar olmak, dine inanmak eşittir ahlaklı olmak mıdır? Eğer öyleyse hiçbir dine inanmadığı halde hakikaten erdemleriyle, ahlakıyla bizim gözlerimizi kamaştıran insanları nereye koyacağız? Ne diyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi benim anladığım din insanlığın kadim değerlerini yaşatan, yükselten, yaymaya çalışan bir okuldur. İnsanlığın tamamını temsil etmez. Bir okuldur. Ama insanlığa ait değerler vardır. Ekol anlamında mı diyorsunuz? Evet. Yani adalet, eşitlik, kardeşlik, sevgi, merhamet bunlar insanlığın ortak değerleri. İnsanlığın ortak değerleridir. Din bunları harekete geçirici muharrik bir güçtür. Peygamberler insanlığa bunları getirmezler. Peygamberler zaten insanlıkta bunlar vardır. Bunları harekete geçirmek için gelirler. Kur'an-ı Kerim kendisine zikir der. Hatırlatma demektir. Yani bunlar zaten insanlıkta vardır. Kur'an gelir ve hatırlatır. İçinizdekini size duyurmaya çalışır. Sizi kendinize tanıtmaya ve size kendinizle yüzleşmenizi sağlamaya çalışır. Şimdi İslam kültüründe şöyle bir söz vardır. Sanırım Cafer-i Sadık'a aittir. İki tane peygamber vardır. Bir içteki peygamber, bir dıştaki peygamber. İçteki peygamber vicdandır. Her insanda vardır. Ona sürekli olarak neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu yazılmayan bir sesle hatırlatır. Zaten vicdan bulma yeri demektir. İçinizde bir şeyler bulursunuz. Bulduğunuz an vicdanlı insan olursunuz. Dıştaki peygamber de sizin içinizde bulamadığınız bu şeyi, baskı altında olmuş olabilirsiniz, esaret altında olmuş olabilirsiniz, heva ve hevesinize kendinizi kaptırmış olabilirsiniz, gelir ve size onu hatırlatır sadece. İçinde böyle bir dev uyuyor. Ona dön der. O devi uyandır. Uyandır der. Vicdanının, yüreğinin götürdüğü yere git der. Peygamberler bunu söyler. İnsanlığa yeni bir şey getirmez ki. Kur'an-ı Kerim'de insanlığa daha önce insanlığın hiç bilmediği yepyeni bir şey yoktur. Peki İhsan Hepsi Elaçık, zaten bilinmektedir. Bir şey soracağım. O içteki dev İslam olmadan, din olmadan uyanamaz mı? Uyanır. Hı. İslam bunun uyanma okullarından birisidir. Başka okullar da mı? Vardır tabii. Vardır, çoktur. İslam bunun 7. yüzyıldaki Orta Doğu'daki son mekteplerinden, son okullarından birisidir. Ondan önce de olmuştur. Bütün Peki, peygamberler din, bu... Dinle alakalı olmayan bir mektebi yok mudur bu insanlığın içindeki devi uyandıran? Var, başka yerlerde de var. Yani dinle... Filozoflar mıdır alakalı, mesela? Tabii. Eski Yunan mı? Tabii. Yunan'da Şimdi efendim bakın ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu din dili evrensel bir din değil. Dil değil. Arap dünyasında, Orta Doğu'da kullanılan dil bu. Mesela bir Kızılderili sözünü okuduğum zaman son balık öldüğünde, son çiçek solduğunda paranın yenmediğini anlayacaksın. Ey beyaz adam sözü Allah'ın sözüdür. Benim nazarımda. İlla ki bunun peygamber olması gerekmiyor. Vicdandan geliyorsa, yürekten geliyorsa, insanlığın temel değerlerini ifade ediyorsa bunun illa Arapça, illa bir Cenab-ı Hak bana buyurdu ki diye veya kutsal kitaplardan birisine geçecek şekilde geçmesi gerekmiyor. Ben anlıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bunu insanlara anlatmak biraz zor. Çünkü dinler aynı zamanda inhisarcıdır. Yani söylemi tekeline alır. Der ki insanlığa ait olan adalet, ahlak, haya, eşitlik, kardeşlik, sevgi ve merhamet benim tekelimdedir. Bunu başka bir yerde bulamazsınız. Peki niye niye tekelcidir? Niye tekelcilik bu, yapıyor? Bu kitabın kendisinde ve peygamberin direkt söyleminde aslında yoktur. Daha sonraki müntesipleri kurumsal böyle yaparlar. Yani kurumsal dinler ortaya çıktığı andan itibaren kilise bütün bu insanlığa ait değerleri kendi inhisarına alır. Bunlardan olmak istiyorsanız buraya gireceksiniz. Benim dilime gireceksiniz.
benim okuluma kayıt yaptırmazsan bu insanlık değerlerini edinemezsin der. Bunlar daha sonraki kurumsal dinlerdir. Biz bunlara kurumsal dinler diyoruz. Ama peygamberlerin kendisi ortaya çıktığında kurumsal bir din olarak ortaya çıkmadı. Aslında din benim görüşüme göre yaşadığımız hayattır. Şu anda bizim Türkiye'de konuştuğumuz din aslında bir Türk religion'ıdır. Çünkü aydınlanmada din religion olarak tarif edildi. Yani bir vicdan işidir din. Halbuki din vicdanla başlayan bir iştir. Religion ölülerle, ruhlarla ve ayinle ilgili olan şeydir. Batılı'nın zihninde bu böyledir. Ama Kur'an'da böyle değildir. Kur'an'da anlatılan din esasında mülkiyet, adalet ve velayet temeline oturur. Yani sahip olduklarımıza ne kadar sahip olacağız, bunu nasıl el değiştirecek insanlar arasında mülk ilişkileri diyoruz buna. Toplumda var olan dünyevi düzenlemeler var. Toplumda var olan eşitsizliklere ne diyor sizin dininiz? İmtiyazlar, eşitsizlikler. Peki. Bir de dost kime diyor, düşman kime diyor? Buna da velayet ilişkisi deniyor. Şimdi bir insanın bana göre din darlığı da böyle olur. Burada belli olur. Şöyle bir rivayet vardır. Hocam da bilir. Bir insanın namazına, niyazına bakmayın. Dinarla ve dirhemle olan arkadaşlığına bakın diyor. Yani eline güç geçtiğinde, makam, mevki, iktidar geçtiğinde onu nasıl kullandığına, eline para geçtiğinde, servet geçtiğinde onu nasıl kullandığına bakın. Kişinin ahlakı da, doğruluğu da, dürüstlüğü de burada ortaya çıkar. Yoksa kişi ritüel icra ederek sizi kandırabilir demek istiyor. Sabah akşam namaz kılsın isterse, buna bak diyoruz. Evet, asıl buna bak. Kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız. Şimdi İslami düşünce akımlarına bir baktığımızda yüzyılın başında mesela Mehmet Akif önemli bir temsilci. İslamcılık düşüncesinin, Türkiye'deki İslamcılık düşüncesinin onun bir ideali var. Asım'ın nesli diyor. Yani bir nesil gelecek, ona işte Asım'ın nesli diyor. Neden Asım'ın nesli dediğini de açıklıyor şiirlerinde. O neslin insanlığı, Türkiye'yi ve insanlığı kurtaracağına ümit bağlamış durumda yüzyılın başında. Mesela Fethullah Gülen'in de yine böyle bir nesil tabiri vardır. Altın nesil. Yani bir altın nesil yetiştirilecek ve o nesil bütün o kötülükleri ortadan kaldıracak. Güzellikler, iyilikler dolu bir hayatı bize yaşatacak. Böyle bir nesil geliyor diyor. Şimdi bu dindar nesil mevzusu da, bu vurgusu da biraz bana o geleneğin devamı, o geleneğin son vurgusu gibi geliyor. Yani bir nesil yetiştirme anlayışı Türk muhafazakarlarında, İslamcılarında her zaman gündemdedir. İslamcılık şeyinin bunun nedir kaynağı? Var? Bunun bir şeyi var mı? 10 yılda 15 bin genç yarattık her yaştan. Ona karşı bir tepki mi bu? Bu toprakta var, bu ülkede var. Aslında Sovyetler Birliği'ne bir gençlik yetiştirmek istiyordu. Devrimci bir nesil yaratmak istiyordu falan. Bir dakika. İnsanlarda var. Çok özür dilerim. Dindar nesil, şunu ekleyelim. Dindar bir nesil, aşağı yukarı dindar bir nesil vardı. Son 30 yıldır cemaatlerde, ocaklarda, kültür ocaklarında, şurada burada toplantılarda bir İslamcı kuşak veya bir nesil vardı. Şimdi son 15 yıldır mevcut muhafazakar... %80 buluyor. Muhafazakar, %80'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Tamam, mevcut muhafazakar iktidar bu nesli ne yaptı? Şimdi önce bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Bırak nesil yetiştirmeyi. Evet. Yetişmişi ne yaptın? Önce bir onun hesabını ver. Ne yaptı? Değerlendiriyor işte. Bakan yapıyor, milletvekili yapıyor, müsteşar yapıyor, müteahhit yapıyor. Güzel değil mi? Müteahhitleştirdi ve kötü mü yaptı ya? İhsan şimdi, niye açık? Şimdi onların hepsi... Bundan seçmen olarak memnunuz ama onu söyleyeyim. Oy artıyor dolayısıyla memnunuz. Şimdi efendim bakın. yani başka bir şey söyleyemeyiz. Dindar yani, neslinden sosyal... ziyade dindar var olan dinlen neslin böyle ihale peşinde koşan ranttan başka bir şey düşünmeyen ve evlerindeki eski kitapları Fizilal, İbn Abidin, Şubide şöyle böyle bir sektör oluşmuş şu anda. Yeni taşındıkları eve gitmeyeceği için sahaflara satan bir sektör oluşmaya başladı. Adama soruyorum ne iş yaparsın diyorum. Sahafım diyorum. Kimin kitabını alırsın satarsın diyorum.
Senin o eski mücahitlerin yeni mücahitlerin diyor. Bunlar bir zamanlar başörtüsü mücadelesi vermişti. Beyazıt Meydanı'nda gösteriler yapmıştı. Şimdi evlerinde şekerim burada daha hala senin İbn Abidin mi var, Fizilal mi var diye evlerden dışarıya kitapları gönderiyorlar. Benim evde vallahi eski... hala Fizilal var ona göre. Hiç beni takma. Sen bir tane haksızlık etmiş. Sen bir tane. Hayır etmiyorum hocam. Ne söylediğimi gayet biliyorum. Bir dakika, bir dakika hocam. Bir dakika ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Şimdi böyle bir zümre oluşuyor. Bu zümre iktidar makamlarını eline geçirdiğinde dindarane davranmıyor. Doğru. Para ele geçtiğinde, servet eline geçtiğinde dindarane davranmıyor. Evet. Dindarlık asıl burada belli olur. Adamın eline güç geçtiğinde onu nasıl kullanıyor? Servet geçtiğinde nasıl kullanıyor? Bir de peygambere bak nasıl kullanmış? Mülkiyetsiz ölmüş. Sen şimdi ehl-i sünnet vel cemaat diyerek Kapris Kod otellere para topluyorsun. Bu ehl-i sünnet vel cemaat değil, ehl-i mülkiyet ve şatafat oluyor. Bu nasıl dindarlık? Sizin eleştiriniz doğru. Peki, ama Ronnie, Max Weber açısından bakacak olursanız bu da hiç şaşılacak bir taraf. Bir de şu var. Ama şimdi İhsan Eli Açık tebliğ yapıyor. Bunun eleştirilmesi gerekiyor ama. O başka. Tabii. Ronnie şimdi ben Ronnie'ye bir cümle bir şey söyleyebilirim. Tabii. Biraz daha aklımda kaldı. Şimdi Ronnie'cim bu bak şöyle bir şey var. Bütün dinler isyanla başlamıştır. Bütün isyanlar da dinle bastırılmıştır. Bu tarihin ironisidir. Ve bu hala devam etmektedir. Ben isyanla başlayan dinlerin tarafındayım. Şimdi bazı arkadaşlar eleştiriyor. Ben diyorum kardeşim bu senin söylediğine biz dinin afyon yüzü diyoruz. Bunu bana niye söylüyorsun? Ama sen de onların tarafındasın. Şimdi lütfen genelleme yapmayalım. Ben size genelleme zaten, olduğu zaman olmaz. Size değil o tarafa bakarak konuşuyorum. Ya. O tarafa baktın onu anlayamadım ben. Yani. Biz karşıda yani? Oturuyoruz. Yani, İhsan Bey'i iyi yani. Tanıyorum sizi o kadar iyi tanımıyorum da. İnançlı olan fakirler tabii yetişsin ki fakirlikle mücadele edebilelim. Yoksullukla mücadele edebilelim. Sosyal adaletçi mi görüyorsunuz? Efendim? Sosyal adaletçi mi görüyorsunuz bu hükümeti? Efendim bakınız siz bu hükümet ideal ölçüler içerisinde sosyal adaleti ikame edemez. Çünkü Türkiye'de kapitalist bir düzen vardır. Faiz üzerinde müesses bir ekonomi yapı vardır. Bu ekonomiyi temelden değiştirebilecek... O zaman bunlar kapitalizme hapse saldırıyorlar. Efendim bakınız siz 10 yıllık bir iktidara 70 yıldır, 100 yıldır egemen olan bir yapının kökten değiştirilmesi gibi bir misyon yüklüyorsunuz. Yanlış burada. Hayır öyle bir misyon yüklemiyoruz. Evet. Öyle bir burada... Gayet tabii. Bir anlatsın nasıl bir misyon bakın, mevcut hükümette muhafazakar zihniyette sosyal adalet anlayışı yok. Zenginleşme sevdası var. Bu hepimizin gözünün önünde olup bitiyor. İsmet Özel'in şiirinde dediğim gibi her şey bir yazar yaşarken oldu hocam. Siz bunları bize anlatmayın. Bu hükümetin sosyal adalet politikası iflas etmiştir. Ben bunlar bir nesli müteahhitleştirip ihale peşinde koşturup ideallerinden vazgeçirmiştir. Dış politikada da başarısızlık vardır. Sosyal adalet politikasında başarısızlık vardır. Başarılı oldukları bir tek şey var. Bol bol zengin oldular. Hepsi bu. Efendim ya, bakınız Yasin bunu benim izleyicilerimiz tarafından mevcut iktidarı kayıtsız şartsız destekler bir görünüm. Hayır öyle hocam, bir öyle bir, şey bir durum yok. Ama İslam sizin bu yaklaşımlarınızı hakikat içeren fakat gerçeği yansıtmayan tespitler olarak olabilir. Size öyle gelebilir. Siz İslam alimisiniz. Sultanı eleştirmekle mükellefsiniz. Ben zaten bunu yapıyorum. Buyurun yapın. Yapıyorum. Deminden ama siz duymadım. Bana bakınız siz bana sultandan söz ediyorsunuz. Şimdi, ben de size diyorum ki bu yapı bizim sultanımızı henüz oluşturmadı. Siz mevcut şartlar içerisinde gelen insanları idealize ediyorsunuz. Beklentilerinizi bulamadığınız için de yeriyorsunuz. Yalnız bu, hocam liberal zamanın, ekonomisi zamanın, hükümet yani. Zamanın sözünü söyleyin hocam. Zamanın sözünü ileri atmayın.